Çok kıymetli takipçilerimiz, hepinize merhabalar. Amerika Birleşik Devletleri'nde MMU şoku nasıl bu kadar kısa sürede bitirdiler? Değerli izleyenler, TUSAŞ üretiminde yer aldığı Milli Muharip Uçak Projesi'nde önemli bir eşik atlanmış oldu. Haber 7'nin ulaştığı bilgiler doğrultusunda MMU'nun motorunun çalıştırıldığı ve ilk kez piste çıkarıldığı gündeme getirilmişti. Genelkurmay İstihbarat Eski Başkanı Korgeneral İsmail Hakkı Pekin ve terör güve güvenlik uzmanı emekli istihbarat albay Coşkun Başbuğ, Haber 7'ye yaptığı açıklamada MMU gelişmesinin iç ve dış politikadaki yansımalarını özetlediler. İşte Pekin ve Başbuğ'un açıklamaları. Terör ve güvenlik uzmanı İlker Başbuğ, Milli Muharip Uçak'ta yaşanan gelişmeye yönelik, uçakta yaşanan gelişmelerde, yaptığı açıklamanın girişiminde ülkemizdeki projelerin daha önceden belirlenmiş yol haritasına göre saat gibi işlediğini şu sözlerle belirtti. Her ne kadar farklı gündemlerde boğuşuyor olsak da ülkemizin bir yol haritası var ve bu an be an işliyor. Aslında bu Türkiye'deki bütün kurumlar için geçerli. Dışarıda gündem ne olursa olsun bir yandan gündem felce uğramıyor veya kilitlenmiyor. Gerçekten de Türk milletine büyük bir güç verecek projeydi. Bu nedenle bu projenin çok önceden gittiğini diğerleri gibi belirtmekte fayda var. Yani Midas vardı, 2027'de bitmesi planlanan projeydi. 2022'nin sonunda, 2023'ün başında her şeyle bitirildi ve envanteri alınmak üzere ciddi bir safhaya getirildiği ifadelerini kullandı. Coşkun Başbuğ, Türkiye ile ABD arasındaki F-35 ve F-16 gerilimine atıfta bulunarak MMU'nun nedenle önemli oluşundan bir kez daha bahsetti. Şunu da söylemekte fayda var, projeler birbirleriyle yarışıyor. Dolayısıyla MMU, dünyanın dikkate takip ettiği proje olmakla beraber ABD ile yaşadığımız F-35 geriliminin sigortası olacak hamleydi. Adamlar zaten kendi uçağını yapıyor. Biz arayı daha da kötü hale getirerek neyi elde etmeye çalışıyoruz? Zaten böyle bir şeye ihtiyaç hissetmeyecekler. Niye biz böyle bir akıl tutulmasındayız ve böyle bir diplomasi uyguluyoruz? 2027'de bitmesi gereken projenin 2023'te bitmesinde de büyük bir şok yaşadılar. Nasıl bu kadar kısa sürede Midas'ı bitirdiler diye ifadelerini kullandı. Özellikle ABD başta olmak üzere Avrupa Birliği ilişkilerinde kırılmalara yol açar. Çünkü onlar başından beri şunu hedefliyordu. Bu proje zaten denilen süreçte hayata geçmez. Geçse dahi biz bir şekilde o projeleri iktidarla beraber alt ederiz. Atatürk sonrasındaki dönemde olduğu gibi toprağa gömeriz. Hedef buydu. Ancak bunun için artık çok geç kaldılar. Artık isteseler de engelleyemezler. Oyunu sonlandırmanın yolu da bunu bir an önce gökyüzüyle buluşturmak. Biz de şimdi ona koşuyoruz ifadelerini kullandı. Genelkurmay İstihbarat Eski Başkanı Korgeneral İsmail Hakkı Pekin ise, Milli Muharip Uçağın çıkması iyi bir şey. Tabii bu uçağın Türk Silahlı Kuvvetleri'nde etkin olabilmesi ve kullanılabilmesi için daha çok zamana ihtiyaç var. Bu olay 2030'ları 2035'leri bulabilir. Şimdi sadece uçak ve motoru çıktı. Tabii devamlı hazırlık olacak. Denemeler yapılacak. Bunun uçuş testleri var, diğer konular var. Bu sebeple 2030'ları bulabilir. Ona dikkat etmek lazım. Her halükarda Türkiye'nin böyle bir uçağa ihtiyacı vardı. Böyle bir ortamda uçağın hangardan çıkması çok önemliydi ifadelerini kullandı. Haberimizin sonuna geldik. Sizlerden kanalımıza abone olmanızı, videolarımızı beğenmenizi ve nokta dahi olsa yorum bırakmanızı rica ediyoruz. Bir sonraki haberde buluşmak üzere, hoşça kalın.